Mersin sahilinde halay çeken bazı gençlerimiz hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nda savcılığınca bir soruşturma başlatılmıştır. Ve bu soruşturma neticesinde bu gençlerimiz gözaltına alınıp kötü bir muameleye maruz kalmıştır. Gençlerimiz haksız ve hukuksuz bir biçimde gözaltına alındılar. Gözaltına alınma süreci içerisinde de maalesef ki istenmeyen bir muameleye maruz kaldılar. Özellikle medyanın baskısı ve bazı siyasi kanatlar tarafından yapılan açıklamalar sebebiyle özellikle bu konu üzerinde farklı bir hassasiyet kuruldu. Sanki olayın içeriğinde çok ciddi anlamda bir terör örgütü propagandalığı yapılmış gibi lanse edildi ve medyaya servis edildi. Ve bunun neticesinde de hiç beklemediğimiz bir şekilde tutuklama kararı verildi. Aslında henüz karar verilmemişken biz tutuklama kararı verileceğini zaten biliyorduk. Çünkü daha önce bu konuda benzer ifadelere ve sorgulara girdik. Benzer kararlar ile karşılaştık. Aslında olayın özüne baktığımız zaman bahse konu slogan, yani bilgisayar ok apo sloganı yargı literatüründe, Yargıtay kararlarında, bölge adliye mahkeme kararlarında, bizzat bu konudaki kararlarla ilgilenen Mersin 2 Ağır Ceza Mahkemesi kararlarında, yani çarşaf çarşaf beraat kararları verilmiştir. Biz bizzat kendimiz buna şahit olduk. Duruşmasına girmediğimiz, kendi dosyamız olmayan dosyalarda da çokça buna şahit olduk. Anayasa Mahkemesi'nin de buna ilişkin ihlal kararları mevcuttur. Bu konu düşünce özgürlüğü kapsamında, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmiş ve halkın kamuoyuna sunulmuştur. Bu tutuklananlar arasında olay yerinde hiç olmayan, bulunmayan müvekkiller bile gözaltına alındı ve tutuklandı. Biz bunun orada olmadığını açık bir şekilde ispat etmemize rağmen özellikle o müvekkilimizin de tutuklanmasını biz şu şekilde değerlendiriliyoruz. Bariz bir şekilde bir talimat verilmiş. Medya baskısı sebebiyle gözaltına alınacaklar, kesinlikle bırakılmayacaklar şeklinde talimatın geldiği açık bir şekilde ortada. Maalesef ülkemiz hukuk, yargı sistemi veya bir kişinin yargılanması artık somut verilerle, resmi belgelerle değil, ne yazık ki üzülerek belirtiyorum ki artık sosyal medya baskısıyla yerine getirilir hale geldi. Biz hukukçular olarak hiçbir zaman olaylara böyle bakmıyoruz, bu şekilde yaklaşmıyoruz. Hakimlerimiz ve savcılarımızın da bu şekilde yaklaşmaması gerekmektedir. Bizim buradaki tek talebimiz gerçek anlamda hukukun tam anlamıyla uygulanmasıdır. Hukuk tam anlamıyla uygulandığı zaman zaten biz de işimizi layıkıyla yerine getirmiş olacağız. Onlar da aynı şekilde görevlerinin gereğini yerine getirmiş olacaklar ve adalet yerini bulmuş olacaktır.